Günün Ok Gibi filmi. Hazır mıyız gençler? Bir efsane daha geliyor. Üç vakte kadar. Bu ne lan diyorsunuz değil mi? Çünkü film aslında bu haliyle değil. Köksal Baba'nın filmi ya da Köksal Baba The Movie olarak tanınıyor. Ancak nasıl Atatürk'e benzeyen adama aslında Atatürk'e benzemeyen adam ismini koymamız gerekiyorsa, bu filme de Köksal Babalı film yerine Köksal Babasız film dememiz daha doğru olabilir. Filmimizin yine bir ana karakteri var. Kızlarla pek şansı olmayan. İki tane de yancısı var. O iki yancıdan birini tahmin edin. Nereden bildiniz lan? Her YouTuber filminde oynayan isimsiz şişman yancı. Her YouTuber filminde oynayan isimsiz şişman yancı yalnız bu sefer kendini bayağı geliştirmiş. En aşağı bir 10 kilo falan almış yani. İlerleme var. İlerleme kaydediyor. Olduğu yerde saymıyor yani. O kadar gain'i almak kolay değil. Büyük ihtimalle karbonhidrat bar falan yiyor. Karbonhidrat barları böyle ekmek altı suyu tozundan yapıyorlar. Ya da bilmiyorum, hile yapıp iğne vuruyor da olabilir. Yağ iğnesi göbeğe böyle. Her neyse, sonuç itibariyle gerçekten gain'lerini arttırmış bir karakter. Olduğu için kendisine saygı duyuyorum. Ana karakterimiz hayatımda hiç görmediğim insan. Hayatımda hiç görmediğim insan bir kızın peşine takılıyor. O kızın gönlünü almaya çalışıyor. Ancak bir noktada biraz ayılık yaptığı için, yani şu olayı anlatayım, filmin özeti zaten bu. Sonunda peşinde koştuğu kızla çıkma şansı yakalıyor ve Beşiktaşlıların bulunduğu bir kafeye getiriyorlar, artık orası lokal midir nedir. 3 kız geliyor. Bunlar da 3 kişi ve ilk çıktıkları gün Beşiktaş maçı seyrediyorlar. Kızlar bekliyor böyle, sıkılıyorlar falan. Bunlar bağırıyor, küfür falan ediyorlar. Ben de sandım ki hani ondan sıkılıp gidecek kız. Kız evet oğlandan ayrılıyor ama başka bir sebepten dolayı. Sonradan öğreniyoruz ki bir sahte büyücü varmış, cinci. O cinci kıza demiş ki senin ruh ikizin Köksal Baba. O da Köksal Baba'ya gitmiş. Bunlar da Köksal Baba'nın mekanını basıyorlar. Tahmin edeceğiniz gibi Köksal Baba bunları dövüyor. İşte arkadaşlar, sıradan komedi ile Efe Aydal komedisinin arasındaki fark. Şimdi ben mesela film yapsam, ben de Köksal Baba'yı oynatsam, Köksal Baba elinde boks eldivenleri çıkar, bunların üstüne bir saldır, bunlar Köksal Baba'nın ağzını burnunu dağıtır. Daha komik olmaz mı? Düşünse öyle bir sahne olsa harbi gülerdim bak. Öyle bir sahne olsa, bunların üçünü böyle dizinin üstüne indiriyor, dizlerinin üstüne indiriyor, eline de boks eldivenlerini alıyor. Tam böyle saldıracakken üçü birden bir dalıyorlar buna, paramparça ediyorlar. Neyse, işte o yüzden bana film çektirmiyorlar. Sonuçta bu adamlar nasıl kızı geri alabileceklerini düşünürken plan kuruyorlar. Bir yandan plan kurarken bir yandan çekirdek çitleyip kabuklarını yere üflüyorlar. Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. Sizi seyreden insanlar onu seyredip etkilenecek. Farkında mısınız? O tür insanlar çünkü. Sizi seyredecek insanlar o tür insanlar lan. Allah kahretsin ya. Kıçımızı yırtıyoruz, ondan sonra bir film bütün, ciddiyim ya, bir film bütün şeyi bitirecek yani. Çünkü bu tür insanları daha çok takip ediyor. Bu tür insanların sözlerini daha çok dinliyor o kesim. Yani o çevreyi kirleten kesim. Bitti. Biz boşu boşuna yapmışız o kadar videoyu falan. Evet. Sonuç olarak kıza ulaşabilmek için Köksal Baba'nın mekanına girmeye çalışıyorlar. Türlü türlü kılıklar değiştiriyorlar. Bir noktada kadın kılığına falan giriyor, tamam. Orada zaten şey yaptım. Yani şu an yaptığım işi sorguladım. Dedim acaba Ok Gibi film olayını zirvede bıraksak mı? Kadın kılığına falan giriyorlar. Neyse. Bazı hiç tanınmayan kişilerin kamyosu var. Tanınmayan kişinin kamyosu dünyanın en güzel kamyosu. Çünkü adamın adını soyadını da söylemen lazım. Hani mesela bir filmde Hugh Jackman kamyosu oluyor. Magneto ile Professor X yanına gidiyor işte. Hugh Jackman da go fuck yourself falan diyor ya. Tanınmamış birinin kamyosu olunca adamın adını da söylemen gerekiyor. Aa, sen Hugh Jackman değil misin? Hani şu X-Men'de Wolverine karakterini oynayan. Burada da öyle oluyor. Aa, sen Devran bilmem kim değil misin? Yeni albümün çok güzel. Yeni albümünü alalım. Ondan sonra CZN Burak kamyosu var. Bir de en sonda o kadar paraları yetmiş herhalde. Hiç tanınmayan ama gördüğünüz zaman aa bu bazı dizilerde vardı galiba diyebileceğiniz bir amcanın kamyosu var. Bir de ilk başta Hababam sınıfındaki hı 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 diye gülen reisin kamyosu var. Tahmin et ne yapıyor? Evet, aynısını yapıyor. Gülmek. Şimdi Ok Gibi filmlerde arkadaşlar, her seferinde biraz daha ufkum açılıyor. Her Ok Gibi filmi seyrettiğimde biraz daha ufkum açılıyor. Şimdi bir yandan da kendi filmi çekmeye çalışıyorum ya. Bunu çekerken şunu düşünüyorum. Şimdi şu konuya tamam, yani film kötü, leş, tamam anladık. Ama harcanan para, harcanan emek. Ağlayasım geliyor ya. Profesyonel oyuncular oynatmışlar. Profesyonel bildiğin oyuncu olan oyuncular oynatmışlar. Ağlayacağım ya. Ben ne zaman oyuncu olan oyuncu oynatacağım? Yani en fazla amatör
kamera tecrübesi pek olmayan, hatta hiç olmayan genelde, biraz tiyatro yapmış kişileri en fazla oynatabiliyorum. Para olmadığı için yani. Ondan sonra yani kasıyoruz böyle, artık bir noktaya kadar anca getirebiliyoruz. Ondan sonra millet yazıyor ki işte Flash TV oyuncuları. Yani ben ne yapayım? Ben ne yapayım abi? Bu filmleri görünce kahrolmuyor muyum sanıyorsun? Bu filmi adamlar bastırmışlar. Profesyonel oyuncular da kötü değil yani. Gerçekten öyle. Şeyler falan alışmış zaten. O adı bilinmeyen her YouTuber'ın yancısı olan isimsiz şişman reis falan. Onunla alışmış zaten oyunculuğa artık. Onlar artık YouTuber yancısı ola ola prof olmuşlar zaten. İsyan ediyor insan ya. Neyse arkadaşlar, bu filme puan verebilmek için yine listeme bakmam gerekti. FDV puanı 10 üzerinden 1.5 veriyorum. Çünkü 1.5 verdiğim filmlerle eşit gördüm. Yani mesela Enes Batur 2 idi. Bu onun yarım puan azı gibi. Yani hangi filmlerle eşit? Game of Bizans. Bak ona 0 vermiştim. 1.5'a kadar çıkmış. Borç Harç, Gulyabani, MC Dandik, Plajda ve Sihirbazlık Okulunda Bir Türk ile aynı puan.